Gün ortası devam ediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu kuşakta orman yangınlarını konuşacağız. Evet devam ediyor dedik. Çoğu kontrol altına alındı. Azı kaldı. Çalışmalar sahada devam ediyor. Ama ne oldu ne bitti konuşacağız şimdi. Değerlendireceğiz efendim. Kiminle değerlendireceğiz? Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Ertuğrul Bilgili. Skype bağlantısı üzerinden bizlerle birlikte. Sayın Bilgili hoş geldiniz efendim gün ortasına. Hoş bulduk. İyi yayınlar Çok teşekkür ederiz. Canlarımız gitti, hayvanlarımız selef oldu, şehitlerimiz var, ormanlarımız yandı. Bilanço da çok ağır. Siz sahada çalıştığınız günlerce. Aslında biz geçen hafta da sizinle konuşmuştuk ama çok yoğundunuz ve yayınımıza katılamadınız. Gittiniz, gözlemlediniz, toplantılarınız oldu, katıldınız. Şunu soracağım, bilanço nedir? Son durumda baktığınızda neler söyleyeceksiniz bize gözlemlerinizle ilgili? Öncelikle bu yangının bir afet boyutunda olan bir yangın olduğunu ifade edelim. Daha sonra neler yapılması gerektiği ile ilgili görüşlerimizi ifade edebiliriz. Şimdi orman yangınları bu coğrafyanın bir kaderidir adeta ve bu ormanlar da Akdeniz coğrafyasındaki tüm orman ekosistemleri de yangınlarla beraber gelişmiş ekosistemlerdir. Dolayısıyla yangınlar her yıl bu ekosistemlerde çıkacaktır, çıkmaya devam edecektir. Ancak sıkıntılı olan durum meteorolojik parametrelerin günümüzde olduğu gibi bugünlerde olduğu gibi hiç istenmeyen boyutlarda sıcaklığın çok yüksek, yanıcı madde neminin çok düşük, bağıl nemin, havanın bağıl neminin çok düşük olduğu ve rüzgarın da maalesef kuzeyden güneye doğru korktuğumuz yani kuru soğuk rüzgarlar olması ve hızının da özellikle 30-40 kilometre olması tabi bu boyutta yangınları tetiklemiştir. Bunlar her zaman görülebilen şeyler olmayabilir ama işte böyle 10 yılda, 20 yılda, 30 yılda bir hı hı. bu derece şiddetli olabilecek durumlar ortaya çıkabiliyor maalesef da bu ülkemizi vurdu. Evet. Tabii doğru ama tabii ki sabotaj ihtimali yapılan açıklamalar, yangınlarla mücadele birçok noktada aynı anda çıkması yine araştırma sürecinde ve devam ediyor. Şunu merak ediyoruz sayın bilgili siz bölgede olduğunuz için. Ne kadar hektar alan yandı, nasıl sonuçlar var? Üzücü ama bununla ilgili bir bilanço verebiliyor musunuz bize? Şu an için tam tespit edilmiş bir durum olmamasına rağmen artık teknolojiler oldukça gelişmiş durumda. Ve bizim yaptığımız tespitlere göre de, tabii başka yerlerden de tespitlerin biliyoruz. Manavgat yangını özelinde... 50 bin hektarın üzerinde bir alan etkilendiğini söyleyebiliriz rahatlıkla. Bunun çok üzerinde olacağını ben tahmin ediyorum ama şu anki tespitlerimiz işte uydu görüntülerinden, NASA'dan aldığımız verilere bağlı olarak yaptığımız tespitlerle 60-65 bin, bin yani 80 bin tane futbol sahası genişliğinde bir alanın Manavgat'ta etkilendiğini söyleyebiliriz. Onun yanında tabii hemen Manavgat'ın yanında Gündoğmuş'ta ee, bunun üçte biri kadar bir alan, belki e, 20 bin hektar kadar bir alan etkilenmiş olabilir. E, ülkemizin diğer yerlerinde çıkan yangınlarda da, yani hepsi çoğunun 10 bin hektarın üzerinde olduğunu söyleyeyim. Yani 100 bin hektarın üzerinde bir alan, e, son 1-2 hafta içerisinde ülkemizde maalesef yangınlardan etkilendi. E, tabii bu bu derece büyük boyutlu yangınların e, olması beklenilen bir şey midir? yangınların çıkışından bağımsız olarak yani bir biraz önce bahsettiniz bu kasıt da olabilir. Ee, ihmal ve dikkatsizlik de olabilir. Zaten her yıl ülkemizde 3000 kadar orman yangını zaten çıkıyor. Ee, bunun sebeplerinden bağımsız olarak bu alanların bu derece etkilenmesinin bir diğer sebebi de ormanlarımızın son yıllarda özellikle ee, çok iyi korunması, yangınlardan korunması, yangınların çıktığı anda söndürülmesi ve bunun sonucunda da çok geniş alanlarda orman alanlarının blok olarak yanıcı madde miktarının çok yüksek olmasından kaynaklanıyor. Tabi bununla birlikte de işte hava sıcaklıklarının çok yüksek olması, yanıcı madde neminin çok düşük olması ki bu işte yanıcı maddeleri adeta böyle bir barut fıçısı haline getiriyor. Yüzde beşlik bir nemden bahsediyoruz. Yüzde beşlik bir nem de yangın çıkması durumunda yangın adeta böyle bir çok hızlı ilerleyen bir yangın olarak karşımıza çıkıyor. Maalesef yani böyle bir durum e, gerçekleşti. Bütün olumsuz unsurlar aynı anda bir araya geldi e, ve bu durumla karşılaştık maalesef. Evet. Peki, Şunu söyleyeyim. Planlarda e, uçakları gördüğüm için yani kamuoyunda öyle bir şey var. E, yangın ilk müdahaleyi geçtikten sonra yani ilk yarım saatte kontrol altına alınamadıktan sonra bu şartlarda yangınların herhangi bir e, ekiple veya kaynakla ister uçak olsun ister helikopter olsun ister Yer ekipleri olsun fark etmez. E, bu kaynaklarla rüzgarın 30 kilometrenin üzerinde olduğu, yani madde neminin de çok düşük olduğu özellikle vurgulamak istiyorum. E, çünkü önümüze günlerde de bu durumun yaşanacağını hissediyoruz. E, i̇nşallah e, olmaz. Meteorologik aktörler bunu da tabii ki arttığı için değil mi? Bu noktada evet. e, çok dikkat etmek gerekiyor. Hangi önlemler alınmalı peki riskli bölgelerde? Ee, önlem noktasında tabii bir yangın anında alınabilecek önlemler var. Ee, örneğin bu tür hızlı ilerleyen, çok uzaklara rahatlıkla nokta yangını atabilen yangınlarda e, esas amaç yangının kontrol altına alınması değil, oradaki köylerin, vatandaşların veya değerli arazilerin e, korunması olmalıdır ki yapılan büyük oranda oydu. Ee, diğer türlü yangınların kontrol altına alınması elinizdeki kaynaklardan bağımsız olarak mümkün Gözükmüyor çünkü bütün kontrol rüzgarda e, ve rüzgar ne isterse onu yapıyordu. Zaten yangınların büyük oranda kontrol altına alınmasının sebebi de rüzgarların işte 20 kilometrenin altına düşmesi, e, rüzgarların denizden gelerek nem de getirmesi e, ve eki, ekiplerimize bu tabii bir şey sağladı, avantaj sağladı ve yangınlarda büyük oranda zaten kontrol altına alınmış durumda. Ancak dediğimiz gibi eğer şartlar tekrar döner çünkü Kuzeyde olan yağışlardan bahsediyoruz. Kuzeyde olan yağışlar soğuk hava oluşturur ve kuru hava oluşturur ve bu kuru hava tekrardan Akdeniz'e doğru kayarsa orada da yine sıkıntılı günler bizi bekleyebilir önümüzdeki birkaç hafta içerisinde. Evet. Şimdi ilk günden beri yangın emniyet şeridinden bahsediliyor ee, uzmanlardan birçok kez duyduk. Ee, yangın emniyet şeridi nedir? Önemi nedir? Bahsedelim mi biraz izleyicilerimize? Elbette. Şimdi e, yangınlarla mücadelede mücadeleyi biz üç aşamada ele alırız. Bunlardan bir tanesi yangın öncesi planlamalardır. E, diğeri yangın anında yangınla mücadele planlamalardır. Bir diğeri de yangın sonrasında yanan alanların rehabilitasyonudur. Bu bahsettiğiniz yangın emniyet yol ve şeritleri yangınlardan önce daha hiç yangın olmadan arazide yaptığımız a, ve yangınların olması durumunda kullanabileceğimiz tesislerdir. Bunlar ya böyle sırtlarda açtığımız yollardır, toprak yollardır. Ee, buraları biz hem yangınla mücadele için kullanırız. Arazözler buralara girer veya gerektiğinde buraları yol olarak bile kullanabiliriz. Ee, yangın alanlarında bu tesislerin yapılması ve her yıl bunların bakımının yapılması son derece büyük önem arz eder. Ee, yapılmadığı takdirde otlanır, otlanınca da yangın bir taraftan diğer tarafa çok çabuk geçebilir. Ama çok şiddetli yangınlarda bu alanların, bu tesislerin yangını durdurmasıyla ilgili bir amacı yoktur Biz sadece bu alanları ekiplerimizi kullanarak işte karşı ateş kullanma yine yangınlara karşı bir tedbirdir e veya ekipleri buralardan kullanarak su sıkma veya buralardan daha değişik mücadele yöntemlerini uygulama alanları olarak görürüz Dolayısıyla bunlar çok önemlidir Ancak bunların zaman içerisinde de her yıl yangın öncesinde yangın mevsimi öncesinde bakımlarının titizlikle yapılması son derece büyük önem arz eder Şimdi biz yangının ilk gününden beri tabii ki e, yangın büyüdükçe o tesislere, turizm bölgelerinde gördük sıçradığını ve çoğu tesiste boşaltıldı. Şunu sormak istiyorum. Ormanlık alanın içine tesis yapılması bir risk değil midir? Hukuken e, bunun için hangi önlemler alınmalı? Yani yasal mıdır? Nasıl oluyor? Bundan sonraki süreçte görür müyüz? Ne dersiniz? Evet, şimdi yani sonuçta bir ekonomiden bahsediyoruz. Turizm tesisleri, ekonomik tesislerdir. Dünyanın neresine gidersiniz gidin, ormanlarla bu tesisler, hatta ormanlar köyler, ormanlar yerleşim birimleri, ormanlar şehirler hep böyle iç içedir. Ve bir yangın terminolojisinde de orman yerleşim birimi ara kesiti, orman ziraat ara kesiti gibi tanımlamalar mevcuttur. Bu tesisleri buralardan alıp ortadan kaldırmamız yani ekonomiyi, ekonomiyi etkileyecek şekilde bunlara müdahale etmemiz mümkün olmayacağına göre yapılabilecek durum şudur. Yani dünya genelinde de yapılan şey şudur. Yangın öncesi bu alanların etrafında yangınların bunları tehdit etmesi durumunda yangının şiddetini azaltacak önlemlerin daha önceden alınması. Veya bunlara şöyle olabilir yani kanuni olarak e, hukuken... E, nasıl evlerde mesken e, alınıyor yani e, ruhsat alınıyor. Mesken işte elektriğinizin kullanılabilmesi için falan. Bu tesislerin kullanılabilmesi için de yangın eylem planlarının olması ve bunların e, alanda uygulanmasının kontrol edilerek buralara ruhsat verilmesi e, ve bunların titizlikle uygulanması son derece önemlidir diye düşünüyorum. Sadece bu alanlarda değil, köylerde. Mesela gittiğimiz yerlerde yanmış köyler vardı biliyorsunuz evet. ve hatta e, bulunduğumuz anda Kızıl da hep ismi geçer bugünlerde işte geçiyor. O köy tehdit altındaydı. Yani o köye yangının inmesi durumunda o köyün kurtarılabilme ihtimali yoktu. Dolayısıyla biz bu alanlarda köylerde, tarım arazilerinin kenarlarında yangın öncesinde yanıcı maddelerle ilgili düzenlemeler yaparak olası bir yangının etkilerini en aza indirmeye çalışmak durumundayız. Yapılabilecek en güzel şey budur. Yapılması gereken de budur diye düşünüyorum. Yoksa Yangın bu şiddette ilerlerken inanın dünyanın helikopterini, dünyanın uçağını buraya getirin. Yüzlerce kilometrelik hatta ulaşmış olan yangın hattını kontrol altına alma ihtimaliniz sıfır. Neden? Çünkü bir uçağın atabildiği suyun e, kapladığı alan en fazla 100-150 metre. Helikopterinki 50 metre. E, böyle bir durumda 100 kilometrelik bir hattı kapatabilmek için kaç tane helikopter olması gerektiğini kabaca hesaplayabiliriz. Yani öyle bir imkan da olmaz. Yani o kadar o kadar helikoptere de kimse sahip olamaz, o kadar uçağa da kimse sahip olamaz, o kadar kaynağa da kimse sahip olamaz. Dolayısıyla kaynak kısıtlı olduğu için biz e, yangınlar daha çıkmadan oralarda yangınların zararını en aza indirecek veya ortadan kaldıracak tedbirleri daha baştan almak durumundayız. Sadece bu yerleşim alanlarında değil, ormanlarımızın içinde de, yol kenarlarında da bunları yapmak durumundayız. Belirli oranlarda yapılıyor ama. Tabi alan çok büyük olunca her tarafta bunun uygulanma ihtimali düşük. Ee, buradan çağrımız olsun, ee, yangınla mücadeleye harcadığımız bütçe e, yangınlarla yangınlara ayrılmış bütçenin yüzde 80'lik kısmını ifade ediyor. Ee, aslında olması gereken en az yüzde yangın öncesi planlamalara ayrılması gerektiği. Bu yapılması durumunda bu tür büyük yangınlarla karşılaşma durumumuz azalacağı gibi bu yangınlarla mücadele başarımız da son derece artacaktır diye ben düşünüyorum. Peki şimdi e, yanın alanları konuşalım. Bundan sonra hangi çalışmalar yapılacak ilk etapta? Evet, şimdi e, yanan alanlarla ilgili e, gönül rahatlığıyla şunu söyleyebiliriz. Alan çok büyük olduğu için acımız büyük ama e, bu alanların 90'lık kısmı birkaç sene içerisinde hiçbir müdahaleye gerek kalmadan, hiçbir kampanyaya ne bileyim ilave çalışmaya gerek kalmadan zaten kendi kendisini yenileyecektir. Problemli alanlar belki yüzde beş yüzde onluk bir alanı ifade edebilir. Orada da büyük oranda tohumlama yaparak yine ilave bir çalışma yapmadan alanın gençleştirilmesi gerçekleştirilebilir. Geriye kalan kısımda da dikim yapılabilir. O da çok küçük bir meblağı ifade eder. Yani önümüzdeki 3 sene 4 sene içerisinde tüm alanların tekrardan yeşillendiğini ve orman ekosistemine tekrardan katıldığını görebileceğimizi söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. gerekiyor zaman sonra? Efendim? Ne kadar zaman sonra dikim yapılması gerekiyor yani ağaçlandırma? Dikim bu yıl içerisinde başlayacaktır. Önümüzdeki ilkbaharda zaten ne zaman filan dikiyorsak o zaman bu dikimler gerçekleştirilebilir. Ama dediğim gibi alanın %90'ında herhangi bir işlemin yapılmasına gerek olmadan ağaçlar, mevcut ağaçlar, kalan ağaçlar yani yangından etkilenmiş olsa bile üzerinde tohum olan, kozalak olan ağaçlardan gelecek tohumlarla alanın %90'lık kısmı zaten kendi kendisini gençleştirecektir. Geriye kalan işte %5'lik, %10'luk kısımda da ilave tedbirlerle e, gerektiği yerde özellikle genç meşterilerin olduğu yerde tamamen yanmanın gerçekleştiği yerde tohum olmayacağı için oralarda da dikim yapılabilir veya ekim yapılabilir çevreden toplanacak tohumların ekim yapılması durumunda e, ilave bir çalışmaya gerek kalmadan büyük oranda e, buraların tekrardan gençleştirildiğini göreceğiz makilik alanlarda önümüzdeki yıl gençleşme e, yeşillenme gerçekleşmiş olacak. 3-4 sene içerisinde de diğer alanlarda fidanlarımızı böyle 50-60 santimetre boyunda göreceğiz. 10 sene sonra orada 3 metre boyunda meşhelerin olduğunu göreceğiz. Evet. Çünkü hemen yanında hemen yanında 2008 yılında e, yanmış olan Serik Taşağıl yangını var. Bitişik alanlar, e, oralarda gördük. Oralardaki meşheler şu an 3-4 metreyi geçmiş durumda. Dolayısıyla sistem kendisini yenileme kapasitesine sahip yeter ki koruyalım yeter evet. ki koruyalım evet. İşte o koruma noktası çok önemli hemen şunu da soralım o zaman size bize düşen görevler nelerdir bu süreçte belediyelere düşen görevler nelerdir orman genel müdürlüğüne düşen görevler nelerdir buyurun evet şimdi herkes buradan dersini almak durumundadır bir defa vatandaşlar olarak son günlerde tabii kasıtlı bir taraf bırakarak yani kasıtlı yangın çıkarılmasını bir tarafa bırakarak baktığımızda ihmal ve dikkatsizlikten kaynaklanan yüzde seksen yüzde doksanlara varan bir yangından bahsediyoruz. Sayın Bilgili sanırım Skype bağlantısında bir sorun oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Ertuğrul Bilgili ile konuşuyoruz. Orman yangınları sonrası hangi önlemler tabii bundan sonraki risk hala devam ettiği için önlemler de bu noktada çok önemli. Çalışmalar sahada devam ediyor. Bir taraftan da yine mücadelemi sürecek. Hava sıcaklıklarının etkisiyle yeni riskler de göz önünde ama belediyelere, bizlere, orman genel müdürlüğüne düşen görevler de var. Sayın Bilgili de bunları aktarmaya çalışıyor. İşte orada hangi ağaçlandırma çalışmaları yapılacak? Çok kısa bir süre değil ama biraz zaman alacak. Çalışmalarında devam ettiğini, ağaçlandırmanın da yapılacağını söyledi. Bize düşen görevler diyorduk hocam. Buyurun söz sizde. Evet, yayında bir aksama oldu. Maalesef teknoloji her zaman faydalı. Skype üzerinde oluyor evet. bazen. Buyurun. Olabiliyor. Herkes üzerine düşeni yapmak durumundadır. Son günlerde biliyorsunuz tatilden dolayı. Yüz binlerle ifade edilen nüfuslu olan yerlerde milyon insanın e, bulunduğunu biliyoruz. Tabii bunlar e, doğal olarak e, o bölgelerde piknik yapma ist istekleri olabiliyor, arazi kullanımından kaynaklı yangın kullanımı olabiliyor derken e, istemeseler dahi bazen yangınlara sebebiyet verilebiliyor. En azından bu zamanlarda e, çok dikkatli olunması gerektiği noktasında herkes üzerine düşeni yapmalı. Ama e, Orman Genel Müdürlüğü de tabii yangınlarla mücadelede üzerine düşeni yapıyor ancak yang, biraz önce bahsediniz yangın öncesi planlamalarla ilgili yapılması gerekenler özellikle alan çok geniş olduğu zaman e, tabii kapasitenin üzerine çıkabiliyor e, ama bunlar yıllar içerisinde e, uygun şekilde yapılırsa, e, orman yangınları çıkması durumunda zararın şiddetini azaltabiliriz e, bunun için de kaynak artık aktarılması gerekir. Yani yangınlara bakışımızın biraz değişmesi gerekir. Yangınlarla ilgili ön yargılarımızın ortadan kalkması gerekir. Yangınlar bu coğrafyanın bir kaderidir dedik. Bunlarla yaşamayı öğrenmemiz gerekir. Bir defa yangının olacağını kabul ettikten sonra ne yapmamız gerektiği konusunda e, bir şeyler yapabiliriz. Yangınlara karşı bu ön yargıdan dolayı bilimsel çalışmalara destek bile e, çok kısıtlı olarak verilebiliyor. Yani bir defa bir tak olsun veya işte e, bu konuda e, yapılacak çalışmalara destek veren birimlerin e, hiçbir şeyden bağımsız olarak, her şeyden bağımsız olarak yangınlarla ilgili projelere destek vermesi gerekir. Bu çalışmaların gerçekleştirilmesi gerekir. Aksi takdirde hep e, eskiden beri yapıldığı şekliyle yangınlar çıktığında yangınlarla mücadele etmeye çalışırız. Ama bilimsel bir temele oturmadığı için de böyle küresel iklim değişiminden kaynaklı olan, olacak olan önümüzdeki yıllarda çok daha şiddetli olarak göreceğimiz durumlara karşı hazırlıklı olma durumumuz çok aza inecektir. Ee, bunun için bir bilimsel çalışmalara destek, iki yangın öncesi planlamalarla ilgili Orman Genel Müdürlüğü'nün yapmakta olduğu, ancak e, daha da destekmesi gereken faaliyetlerin artırılması gerektiğini söyleyebiliriz. Yangın sonrasında da bu alanların e, daha sonra çıkacak yangınlara e, zemin hazırlamaması için arazide yapılacak bazı çalışmalar var. Onların titizlikle yapılması gerekir. Peki. Sayın Bilge çok teşekkür ediyoruz. Gün ortasına katıldığınız için iyi çalışmalar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun i̇yi günler. Yani.